Bir ya da iki sene önce tam olarak zamanını hatırlamıyorum. Gerçi ne zaman paylaştığım da çok önemli değil. Muhtemelen siz de hatta bir parça ben de hala aynı duygulara sahibiz. Bir tweet atmıştım. Çok fazla çok iyi kitap olması beni strese sokuyor. Ne çok şey bilmiyorum diye. O tweet'e atan Dilara'nın e, okuması gereken şeyler, keşfedilecek yeni şeyler olduğunu fark etmesi bir stres kaynağıydı. Yani... Araştırma yapmak istediğim, öğrenmek istediğim çok fazla şey var. Sürekli yeni kitaplar çıkıyor, yeni filmler çıkıyor, yeni müzik gezilecek, yeni şeyler gastronomide öğrenilecek şeyler derken öğrenmem gereken bir sürü şey olması benim bakış açımdan bir stres kaynağıydı. Çünkü günün sonunda aslında mesele felsefe öğrencisi olmak, mühendis olmak, doktor olmak değil. Yani bu kanalda buluşuyorsak, bu kanalda beni izliyorsanız, ben de başka başkalarını izliyorsam, bilgi içeriği tüketiyorsak aslında bu hepimizi bilginin öğrencisi yapıyor bir açıdan değil mi? Bunun pratik hayatınızda ne gibi bir meslek sürdürdüğünüze ilgisi yok. Bilginin öğrenciliği bir noktada bitecek bir şey değil. İyi ki de değil. Çünkü düşünsenize bu sene aldığım tonlarca kitabın hepsini okumuş olsaydım, bilim konusunda öğrenecek bir şey kalmasaydı, felsefeyi bitirseydim, sanatta uzmanlaşsaydım, kendi kendime belirlemiş olduğum o gezi destinasyonlarında Afrika'dan Meksika'ya, Uzakdoğu'ya, Avrupa'ya her yeri gezseydim geriye ne kalırdı ki? Yani yaşamı olduğundan daha güzel hale getiren, yaşamı yaşamaya değer kılan bütün bu serüveni bir sene içerisinde tüketip evet tik bunu da öğrendim dedikten sonra ne yapardım? O yüzden son birkaç aydır okunması gereken şeyler listesine karşı bakış açımı biraz değiştirmeye başladım. Eskiden bir bardak şarap içtiğinde bile bunun hangi üzümle olduğunu bilmiyorum. Bununla ilgili bir kültür edinmem lazım. Müzik dinliyorum, seviyorsam aslında müziğe dair de bilgisizim. Müzik teorisine dair hiçbir şey bilmiyorum, deyip kendimi sürekli olarak bir yetersizlik hali içerisinde hissedip e, kendimi eleştiriyordum. Yeterince bilmiyorum, yeterince bilmiyorum. Sonrasında durdum, dedim ki evet, ne çok şey bilmiyorum ama iyi ki de bilmiyorum. Yoksa 30'umda her şeyi öğrenmiş, her şeyin bilgisine vakıf bir insan olarak oturup ölümümü mü bekleyecektim. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Genellikle okunması gereken şeyler, izlenilmesi gereken şeyler listesinin bizde yarattığı böyle bir ağır bir yük, bir kötü his vardır. Yetersizlik hissini dahi farklı açılardan yorumlayarak buradan pozitif bir anlam çıkartmak mümkün. Hani Nietzsche'nin çok ünlü bir sözü var ya yakında bunun hakkında da konuşmak istiyorum. Aslında olgular veya hakikat yok. E, tamamen yorumlar var. Gerçeklik dediğimiz şeyin ya da dünyam dediğim şeyin benim tasarımım, benim izlenimlerim olması sebebiyle eksiklik veya yetersizlik meselesini dahi yaşam serüvenini eğlenceli hale getiren, yaşamı yaşamaya değer kılan şeylerden biri olarak görebiliriz. Özetle bu video listenize birazcık daha ağırlık yükleyerek o yükün altında ezilme, inizi amaçlamıyor. Çünkü artık ben de bu şekilde koli koli kitap edinmiyorum. Bu videoda edindiğim, bu sene boyunca okumayı planladığım kitaplardan, alanlardan bahsedeceğim ya da yeni başladığım araştırmalardan söz edeceğim. Hem size bazı tavsiyeler olur, hem üzerine sohbet ederiz. Hem bunların nasıl bir programda okumaya başladığımdan, kitapları nasıl okuduğumdan söz ederiz. Dediğim bir video olacak. Umarım işinize yarar. Keyifle izlersiniz. Keyiften de ziyade verim alırsınız. Başlangıçta bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Sponsorluk PR ürünlerine dair. Şimdi şöyle bir şey var. Eğri oturup doğru konuşalım. Ben 4 senedir içerik üretiyorum değil mi? Yani 2018 Ekim'de başlamıştım. Tam 4 sene olmasa da 4. seneye yaklaşıyor ve 140 tane video çekmişim çok az. Ne kadar tembelim. Bu videolardan sadece 10 tanesi, 12 tanesi marka işbirliği. Ki zaten bu marka işbirliklerinde de 4-5 tane marka var. Bazılarıyla 2-3 kez çalışılmış. Bunun sebebi kimseden sponsorluk almamam, böyle bir teklifin gelmemesi değil. Gerçekten teklif getiren firmalara inanamazsınız. Yani hepimizin kullandığı platformlardan benim gündelik yaşamımda faydalandığım aplikasyonlara değin ya da benim gündelik hayatımın vazgeçilmez parçası olan araçlara, konulara değin aslında marka işbirliği teklifi alıyorum. Fakat bu kanalın bir yapısı var. Yani burada bizim konuştuğumuz belirli bir alan var ki bu alan ve bu sınırlama yani kanalın bir e, anlamının bir teması olması atıyorum Küba'da çektiğim videoları yayınlamak konusunda dahi bende bir çekince yaratıyor. Çünkü sizin bu kanalı takip etmenizin amacı felsefe, bilim, kültür, sanat dörtgeninde bazı e, bilgiler edinmek. O yüzden bana sunulan markanın başarısından veya teklif edilen tutardan bağımsız olarak ilgilenmediğiniz bir şeyi size izletmemek konusunda da etik bir sorumluluk taşıyorum. Bu açıklamayı şu yüzden yapıyorum. Eğer ki bir yayın evinden, kitap satan platformdan söz ediyorsam Bunlar sadece marka işbirliği olduğu için seçilmiş şeyler değil. Yani bu konuda ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum ama dediğim gibi geriye doğru baktığımızda bu denli az işbirliğinin olması ya da işbirliği yaptığım firmaların zaten benim kullandığım şeyler olduğunun test edilmesi yoluyla söylemin samimiyetine güvenmek mümkün olabilir. Bu videoda da kalkıp işte alfa yayınlarından, kitap yurdundan, timaştan, inkılap yayınlarından söz ettiğimde Zaten bunları kullandığım kitaplara çoğunlukla para verip aldığım ya da bu yayınların en iyilerini düşündüğüm için paylaşıyor oluyorum. Geriye dönüp daha önce çektiğim kitap önerisi videolarına da bakarsanız kanalın ilk zamanlarından beri hala aynı yayını ve aynı platformlardan söz ediyorum. O zamanlar tabii ki de herhangi bir şekilde PR ürün olarak kitap gönderilmemişti ya da bir reklam anlaşması yoktu. Şimdilerde artık belirli bir kitleye hitap ettiğim için bu tarz yayın evleri ve platformlar bana incelemek istediğim kitapları soruyorlar ve ben de oradan kendim seçiyorum. Bunu böyle açık açık konuşalım ki ben size bir kitap önerdiğimde aklınızda soru işareti olmasın hakikaten benim seçtiğim kitaplar, yayınlar olduğundan emin olabilirsiniz diye de bu uyarıyı yapmak istedim. Bahsedeceğimiz kitapların hepsi açıklamalar bölümünde sabitlenmiş bir şekilde o kitabı edindiğim platformun linkiyle yer alacak. Bu videoya sponsor olan herhangi bir firma yok. Şimdi önce önce nereden başlasam? İlk olarak felsefe tarihinden başlayalım. Bu sıralar e, felsefe tarihi serisinde Schopenhauer, Kierkegaard gibi yazarlar, Kierkegaard gibi yazarlara geldiğimiz için özellikle bu iki düşünür üzerine kitaplar edindim. E, Alfa Yayın Evi'nin bir e, Kierkegaard serisi var. Kierkegaard külliyatı var. Ya ya da ölüme götüren hastalık, baştan çıkarıcının günlüğü, evliliğin estetik geçerliliği, felsefe parçaları ya da bir parça felsefe, tekerrür... Müzikal Erotik Evreler bu kitaba dair hiçbir fikrim yok. Adlı kitapları gönderdiler. Ya Yada ile ilgili daha doğrusu Kierkegaard ile ilgili çektiğim videoda zaten bundan detaylı bir şekilde bahsedeceğim ya da Alfa Yayın hazırladığı bu seriden tekrar bahsedeceğim. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak bu video. Kitaplar Danca'dan çevrildi ve özellikle Ya Yada'nın başlangıcında yazan, sunuş yazısını yazan Elis Şimşon bu alanda Kierkegaard üzerine çalışmalarıyla bilinen genç bir felsefeci, genç bir akademisyen. Ben de yazısından pek fazla faydalandım özellikle üzerine konuşacağım dediğim gibi Kierkegaard üzerine okumalar yapmak istiyorsanız Alfa Yayın Evi'nin bu serisi güzel gözüküyor. Onun dışında Schopenhauer konusunda da Schopenhauer'a nereden başlasak tadında böyle giriş kitaplarına baktım. Kanala ilk çektiğim kitap önerileri videosunda Dost Yayın kültür kitaplığından söz etmiştim. Bakın yani 3 sene önce çekilen bir videoda bahsettiğim bir seriden hala faydalanıyorum. Elimde Schopenhauer var. Gerçekten güzel hazırlanmış ama başka bir şey daha göstereceğim. Müsaadenizle kalkıyorum. Ben de bu serinin neredeyse 20-30 tane kitabı var. Şöyle bir kısmını daha alayım şuradan. Bu kültür kitaplığı serisinde ya yanlış hatırlamıyorsam 180 mi 160 mi o civarda kitap var ve sadece filozoflara özgü değil bunlar. Mesela bende düşler var, soyut sanat var, bilim felsefesi var, deri de var. Her biri başlangıç kitabı olarak oldukça güzel. Kitapların yazarları da o alanda bilinen çalışmalarıyla ünlü kişiler olduğu için hakikaten uzmanından sizin için derlenmiş bir girişle karşılaşıyorsunuz. Ben de şizofreni etik, tarih öncesi gibi kitaplar da var. Oradan da yeniden Schopenhauer'u edindim. Onun dışında bu Thomas Whittaker'ın şopunar kimdir kitabına baktım ve yine başlangıç kitabı olarak görebileceğimiz bana da daha önce bu seriyi İstanbul Kültür Üniversitesi'nin yayın evi göndermişti. E, çok kısa bir başlangıç serisi. Bu çok kısa bir başlangıç serisi öncelikle İngilizce'de yayınlanıyor. İki yayın evi bunları e, Türkçe'ye çevirmiş. Çok kısa bir başlangıç serisinin içerisinde de bende neler varmış? Psikoloji, gelecek, teknoloji, bilinç, şopınar, Nietzsche gibi kitaplar var yine o alanda çalışmaları olan bir uzman tarafından yazılmış. Çok güzel kitaplar bunlar. Arkada kitaplıkla birlikte video çekmemin anlamlarından bir tanesi de bu zaten. Yani gerektiğinde kitapları alabilmek. Şey gibi yorumlar görüyorum çünkü birkaç defa gördüm daha doğrusu sürekli değil de. Bilgi üzerine içerik üreten kişilerin neden kitaplık önünde video çektiğim ya da böyle profesörlerin işte hocaların akademisyenlerin zoom toplantılarına katıldığında hemen kitaplığının önüne oturması. Bunun başka bir anlamı daha olabilir aslında. Kendi adıma konuşayım. Ona da zaten o yorumlardan bir tanesine de şöyle yanıt vermiştim. Evde video çeken YouTuber'lar olduğumuz için bizim bir stüdyomuz yok. Bazı YouTube kanalları var ama onlar belirli bir platformlar yani bir ekip işi var. Ben hakikaten şu anda ailemin evindeki odamda video çekiyorum. Bu tarafta kitaplık var. Bu tarafta karman çorman bir çalışma masası var. E burada yatak banyo var. E burada da ışığın olduğu bir kaynak var. Video çekebileceğim başka bir alan yok. Yatağın önünde mi çekeyim? Mümkün değil. Çünkü bu blok değil bir YouTube videosu olduğu için de aynı zamanda görsel açıdan da hoş bir şey sunmaya çalışıyoruz. Değil mi? Yani bunun bir estetik e dolayımı da var. Kalkıp burada pijamalarla video çekmiyorum mesela. Ya da arka tarafta bir çöp kutusu varken video çekmiyorum. E, güzel bir şey de sunmak istiyoruz. O açıdan hem teknik imkanların yetersizliği, başka bir alanın olmayışı sebebiyle kütüphane önünde oturuyoruz. Hem böyle arada kitaplarımı alabiliyorum. Bunun böyle bir Kitapların önünde oturayım da daha akıllı gözükeyim gibi bir imajdan ziyade e, böylesi anlamları var. En azından benim özelimde durum bu şekilde. Çünkü şey çok komik geliyor. Kitapların önünde oturarak bakın ne kadar akıllıyım imajı verseniz bile bu bir video. 5 dakika bile geçmeden e, içerik üreten kişinin gerçekten arkadaki kitapları ne kadar okuyup okumadığını anlayabilirsiniz. Yani copy paste yapılarak yazılacak bir e, medium yazısı değil bu. Karşınızda hakikaten konuşan e biri var. Ne kadar o alana dair fikir sahibi olduğunu ya da seçtiği kelimelerden anlıyoruz zaten. E, böylesi bir gösterişe pek de gerek yok diye düşünüyorum. Geri dönelim felsefe tarihi serisine. Muazzam bir seriyim. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Ben bu seriyi Umberto Eco'nun editörlerinden biri olduğu bu felsefe tarihi serisinden daha önce zaten bahsetmiştim. Yeniden sosyal medyada paylaştığımda işte serinin yeni kitapları çıktı diye kişiler şey dedi. Bertrand Russell'ın felsefe tarihi serisi mi daha iyi bu mu daha iyi? Bu bence reklam olabilir Russell'ı alacağım. Russell'ın serisi de zaten alfa yayınlarından çıktı. İki tarafı da gönderen yayın evi aynı. Şimdi Eko'nun serisinde de 1 ve 2 bende zaten vardı. Bunları kendim edinmiştim. Bu seri bence başlangıç için muazzam. Çünkü burada şöyle bir yan var. Anlattığı düşünürü Aristoteles'i anlatacaksa bile Aristoteles'in içinde bulunduğu çağın, çağı anlatıyor önce. İşte Antik Yunan'da aile yapısı, Antik Yunan'da sanat, Antik Yunan'da yaşanan hümanist devrim gibi gibi siyasi durumdan her şeyden bahsediyor. Öyle olunca siz o düşünürü Zeitgeist, o zamanın ruhu içerisinde görüyorsunuz ve o felsefeyi anlamaya başlıyorsunuz. Aksi takdirde şöyle oluyor. Sanki düşünüre vahiy gelmiş ve o da birdenbire işte mutlak tin, geist denilen bir şeyden bahsetmiş gibi bir hissiyat oluşuyor. O bağlam içerisinde görmek, o sanat yapıtını da, o felsefi düşünceyi de o bağlam içerisinde görmek oldukça önemli. Umberto Eco'da çok da fazla açıklamaya e, gerek e, duymayacak bir isim. O yüzden felsefe tarihi konusunda bence bu yayınlar e, muazzam çalışmalar olmuş. Kitapların üçüncü ve dördüncüsünü edindim. Daha doğrusu tam adresin web sitesinden seçtim ve bana incelemem, üzere, incelemem adına gönderdiler. Üçüncü kitap geçen sene çıktı. Dördüncüsü geçtiğimiz ay, Şubat ayında çıktı. Yanılmıyorsam seri 8 kitaba kadar devam edecek. Şimdi bu son kitap Makeveli'ye kadar geliyor. Yani nereden başlasam soruları olanlar Doğrudan bu seriyi edinip birinci kitaptan ilerleyerek devam edebilirler. Sonrasında özellikle ilgilendikleri bir yazarla mesela Agustinus'tan bahsedildiğinde atıyorum onun zaman kavramına dair özellikle bir ilginiz olduğunda e, doğrudan o yazarı okumaya başlayabilirsiniz. Ama bu demek değil ki Eko'nun serisi Russell'ın serisinden iyi. Şimdi bu biraz şey gibi elmayla salatalığı kıyaslamak gibi yani Russell analitik felsefenin en önemli isimlerinden bir tanesi. Russell'ın Leibniz yorumunu okumak şahanedir. Çünkü Leibniz üzerine bilinen en iyi uzmanlardan bir tanesi. Ama diğer yandan antik Yunan'ı Umberto Eco'dan okumak başka bir pencere açabilir. Çünkü ikisinin de felsefe yapma biçimleri tamamen farklı. Bütçeniz varsa tabii ki de her ikisini de edinin derim. Bu serinin bir ismi vardı. Büyük Fikirler serisi. Bunların bende sineması var, bilimi var ve dinleri var. Çünkü sinema ile ilgili benim bir, bilgisizliğim var. Bilim kitabına da seneler önce edinirken hangi teorileri bilmek zorundayım gibi yine bir panik ve stres kaynağı halinde edinmiştim. Dinler kitabını da merak ettim. İçerisinde kaç tane din var acaba? Nelerden bahsediyor? Benim hangi dinlere dair hiçbir fikrim yok. İlk kez duyduğum neler olabilir gibi düşündüm. Yani bu şey değil. Bunu okudum ve artık dinler tarihini biliyorum tarzda şeyler değil de neyi ne kadar bilmediğinizi yoklamak için iyi kitaplar bunlar. Çünkü bildiğinizi zaten biliyorsunuz. Bilmediğiniz bir şeyi de bilmediğinizin farkında değilsiniz. O yüzden bu tarz kılavuz kitaplar ve ben genellikle bu bağlamda neyi ne kadar bilmediğimi görmek adına ediniyorum. Başlangıç kitaplarını bir kenara bırakmadan önce bahsetmek istediğim bir yayın daha var. O kadar güzel ki, o kadar güzel ki kitapla aşk yaşıyorum. Gerçekten sevdalandım diyebilirim. Bu da Alfa Yayın Evi'nden çıkan Ressamlar, Yaşamları ve Eserleri isimli bir kitap. Şimdi bu şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, sanat tarihinde her zaman önerdiğim bir kitap vardı. Gombrich'in Sanatın Öyküsü adlı kitabı dünyada en çok satan sanat tarihi kitabıdır. Yanılmıyorsam 8 milyon olması lazım. Düşünebiliyor musunuz? 8 milyon adet satılan bir sanat kitabı. Gombrich'in sanatın öyküsü. Onun dışında sanata böylesi geniş geniş perspektifte bakan bir kitabım yoktu. Çünkü ben sanat tarihinde tez yazdığım için doğrudan böyle detay teori kitaplar okumuştum. Bu da ikinci rehberim oldu. Kitaplıkta benimle kalacak. Burada Gombrich'in kitaplarından farklı olarak... Doğrudan sanatçılar üzerine sayfalar var. Yani Dönemler işte Barok dönem gibi bir e, tarihsel analizden ziyade hakikaten Botticelli, Giotto gibi e, direkt sanatçılara odaklanmış ve mesela Velázquez'i birlikte inceleyelim. Öncelikle biyografisiyle başlıyor. Sonrasında e, sanat kariyerinin nasıl geliştiğinden bahsediyor. Özellikle yapmış olduğu tarih resimleri bölümü var. Kral portrelerinden söz ediyor gibi gibi. Kitapla ilgili çok sevdiğim bir detay var. Batı sanatı odalığında gelişmiyor. Artık böyle şu genişleyen halkalar projemde de dikkatinizi çekmiştir ya da o videoyu izleyenler bilir onu da böyle sağ üst köşeye ekleyeyim. Sadece Batı içerisinde kalan yayınlar böyle bende rahatsızlık yaratmaya başladı. Çünkü bu kadar tek merkezli bir bakış açısı içerisinden dünyayı görmek istemiyorum. Sanat dediğimizde de felsefe dediğimizde de Batı Batı felsefesi, Batı sanatı, Batı tıbbı gibi ilerleyen şeyleri okumaktan hakikaten sıkılmıştım. Burada mesela ünlü Japon sanatçılardan da bahsediyor. Başka başka kültürlerdeki ressamlardan da söz ediyor. O yüzden çok güzel bir kitap. Fiyatının epey yüksek olduğunun, öğrenci dostu, öğrenci bütçesi dostu bir kitap olmadığının farkındayım ama bu tarz kitapları hani hayatta bir kez ödenen, bir kez alınan kitaplarmış gibi bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bilim ve kendi kişisel ilgi alanım olan bilinç serisine geçeceğim. Sonrasında bir takım ezoterizm ve İslam felsefesiyle ilgili kitaplar olacak. O kitaplara dair gerçekten iyi öneriler aldım. Başka neler var? Kitap Yurdu'ndan herkes için seçtiğim 5 kitap vardı. Onlardan iki tanesi elimde. Modern Dünyanın Yaratılması. Yine bunda, bu kitapla ilgili de sevdiğim şeylerden bir tanesi Hint felsefesinden, İslam felsefesinden bahsediyor olması. Tamam... Orta çağda batıda şunlar olmuş ama o sırada İslam dünyasında bunlar oluyor. Hint dünyasında ise şunlar oluyor şeklinde bir kitap. Bu iletişim yayınlarından çıktı. Buna bakılabilir. Bir de şu 50 soruda serisi var. Bilim ve Gelecek kitaplığının yayınlamış olduğu bir seri bu. Bende bu 50 soruda serisinin iki kitabı var. Bir tanesi Cem Sayın hazırlamış olduğu, Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyen Cem Sayın hazırlamış olduğu yapay zeka. Diğeri ise şurada. O da aynı yayınlardan çıktı. Bu Evrim Ağacı adlı platformundaki bayıldığım bir platformdur. Türkçe içerikler arasında öncelikli olarak desteklenmesi gereken bir platform olduğunu düşünüyorum Evrim Ağacı'nın. Ki ben lisanstayken bloglarını takip ederdim yani bayağı eski. Onun da, e, kurucusu olarak bildiğimiz Çağrı Mert Bakırcı'nın hazırlamış olduğu 50 Soru'da Evrim var. Bunlar güzel. Bu 50 Soru'da serisinde bayağı kitap var da benim hani daha görece az bildiğim ve ilgimi çeken kitaplar bunlar olduğu için bu ikisini edindim. Sonrasında belki bir 30-40 tane bilim kitabı var. Tabii burada şeyi de söyleyeyim arada. Yani bunları aldım ve bir ay içerisinde 65 tane kitap okudum gibi bir şey yapmayacağım. Beni uzun zamandır takip edenler bilirler zaten. Yani ben kaç tane kitap okuduğumu sayıp böyle yıl sonunda video falan çekmiyorum. Bir senede 78 kitap okudum gibi. Hiçbir zaman saymadım. Ne kadar e, okuduğumu ölçmüyorum. Çünkü her kitabın kendince bir dinamiği oluyor değil mi? Bazen bir sayfayı bir haftada okuyorum. Eğer böyle Kant, Hegel falan okuyorsam onu anlamak bir hafta mı alıyor? Bazen bir günde 300 sayfa okuyorum. Çünkü... O daha akıcı işte bir e, kurgu roman oluyor. O zaman daha hızlı gidiyor. Okuma deneyiminin kendisinin zamanla ölçülmesi veya ona harcanan zaman üzerinden değerlendirilmesi de bana pek gerekli gelmiyor. Yani zamanımı buna ayırmayacaksam neye ayıracağım zaten diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey yapıyorum. Biraz kitapları da ara verip sohbet etmiş olalım. Bir kitaba başladığımda o kitap bitene kadar başka bir kitap okumuyor değilim. Bunun üzerine felsefeye nasıl çalışılır gibi bir yayın yapacağım. Orada da bahsedeceğim. Bir kitabı aldınız, onu tamamen bitiriyorsunuz, diğerine geçiyorsunuz gibi bir çalışma tekniğim yok. Okuma planım, haftalık okuma planım hem kendi içerisinde gruplara ayrılmış bir şekilde güne dağılıyor. Hem de o gruplar da kendi içerisinde tekrar tekrar dağılıyor. Belki bir hafta içerisinde elimin altından 20 tane kitap geçiyordur mesela. Çünkü daha araştırmacı bir yapıda okuduğum için farklı kaynaklara aynı anda bakıyorum. Peki nasıl bir çalışma planım var? Şöyle kabaca anlatayım. Benim günlerimin temaları var. Mesela pazartesi, salı, çarşamba günlerini içerik üretmek üzere, yani benim para kazanmak için yaptığım, mesai adına adını verdiğim iş olarak yaptığım e, okumalara ve yayınlara ayırıyorum. Bugünlerde sabahları oturduğumda felsefe tarihi içerisinde hareket ediyorum mesela. Bazı günler öğleden sonra kendi okumalarım, kendi araştırmalarım için ayar ayırdığım zamanlar oluyor. O noktada gidip yapay zeka ve bilinç üzerine bir e, makale okuyabiliyorum mesela. Çünkü o, onun hizmet ettiği başka bir patika var. Tüm bunların dışında bir de akşam artık böyle genellikle yatakta müzik dinleyerek okuduğum zamanlar var. Bunlar benim kendi zamanlarım. E çoktan telefonun kapatılmış olduğu zaman dilimleri işte gece 12'de olabilir, 1 de olabilir. O zaman dilimlerinde kurgu okuyabiliyorum. Daha kendi kişisel gelişimime yönelik kitaplar okuyabiliyorum. Bu sıralar özellikle ilgilendiğim zen ve zen budizmi üzerine, meditasyon pratikleri üzerine okuyorum gibi gibi. Yani hafta hem günlere göre kategorize ediliyor, günler de kendi içerisinde bölümleniyor. Buradaki bölümlemeleri nasıl yaptığım, zaman yönetimimi nasıl yaptığım üzerine ayrıca konuşabiliriz. Zihnimin durumuna göre belirledim. Sabah benim en üretken olduğum, çalışma arzusuyla dolduğum zaman dilimi olduğu için felsefe tarihi. O işler bittikten sonra rahatlıkla oturup araştırmalarıma bakabiliyorum. Veya gece yatarken artık o daha zihin yorgunluğuyla kurgu kitaplara bakabiliyorum gibi gibi. Bununla da şunu söylemeye çalışıyorum. Şu an bu edindiğim kitapların her biri önce bilinci okuyacağım, o bitecek. Umberto Eco'ya başlayacağım, o bitecek. Ressam kitaplarına başlayacağım gibi değil. Her biri kendi zamanı içerisinde sıralanarak devam edecek. Bir ay içerisinde farklı alanlardan belki 10 kitap okunmuş olacak. O zaman hadi biraz şu uzak doğu felsefesi ve İslam felsefesi için seçtiğim kitaplara bakalım. Yine aynı kitap. Ya bu benim için gerçek bir alışkanlık olmuş. Yine gidip o kültür serisinden hemen Zen'i seçmişim. Buna daha başlamadım. Ee, o yüzden içeriğine dair bir fikrim yok. Ama dediğim gibi yani yeni bir alanda bir şey öğreneceksem ilk bunlara gidip bakıyorum. Şimdi bu Zen Budizm Felsefesi Jung Chulhan'ın e, kitabı var elimde. Jung Batı ile Doğu felsefesini bir araya getiren, sentezleyen, atıyorum. Heidegger'den bahsedip oradan sonra Budizm'e e, bağlayan e, yazarlardan hatta çağımızın artık böyle popüler filozoflarından biri haline gelmiş birim. Aslında şu kitabı okumuştum ilk. Yeryüzüne Övgü adlı bir kitabı vardı. Bunu bana İnka yayınları e, göndermişti. Yeryüzüne Övgü biraz daha böyle pasajlar, Montaigne'in denemeleri tarzında yazılan bir kitaptı. Yani ben orada böyle felsefe tarihinde veya felsefenin teorisine dair karşılaşmalar yaşamamıştım. Bunun daha deneme kategorisinde olması sebebiyle yazarı tanıyamamıştım. Sonrasında siyaset felsefesi alanında yaptığı bir çalışmaya göz attım. Okumadım. Bir arkadaşımızla kahve içerken kitabı yanında getirmişti. Altını çizdiği yerlere bakmıştık. Kim bu yazar diye araştırırken tanıştım ve Zen Budizm felsefesini gördüm. O kadar güzel bir çalışma ki acayip kıskandım. Çünkü şöyle yapıyor. Kaygıdan söz ediyor, işte Kierkegaard'dan bahsediyor, Heidegger'deki kaygı kavramından bahsediyor, Schopenhauer'dan bahsediyor, sonra Budizm'den de besleniyor ve o ikisini bir araya getiriyor. Ya evet işte ben bu tarz şeyler okumak istiyorum dediğim bir ee, kitap ve yazar oldu. Şu sıralar hayranı olduğumu söyleyebilirim. İnsan yayınlarından çıkmış kitap. Uzak Doğu merakımdan dolayı edindiğim kitaplar arasında bir kitap daha var. Bunu henüz okumadım. Sadece göz gezdirmiştim. İstiklal Caddesinde insan kitap var ya, orada karşıma çıkmıştı. Göz gezdirmiştim, hoşuma gittiği için edindim. Ee, taolculukla ilgili. Ama kitabı e, İbni Arabi'nin felsefesiyle e, Lotus'un felsefesi arasında kıyas yaparak yazmış. Yine böyle daha e, bütünleşik, birkaç e, farklı görüşü bir araya getiren ve karşılaştıran bir kitap olması açısından hoşuma gitti. Aslına bakarsanız benim akademideki çalışmalarım da böyle. Yani benim mesela en büyük sorunlarımdan bir tanesi disiplinler arası çalışma. Bu hem bir zenginlik hem de bir sorun. Neden? Disiplinler arası çalışma yapıyorsanız, atıyorum sanatla Husserl'i birleştiriyorsanız, iki farklı alanda birden derinleşmeniz gerekiyor. Ya da ortaya koyduğunuz bağlantılar yeterince derin olmuyor. Mesela benim master tezimdeki gibi. Ama Orada bir yaratıcılık var, bir özgünlük var. O zaman da hocalarımın hoşuna giden şey o özgünlüktü zaten. Yani daha önce bir arada düşünülmeyen kavramları bir araya getirerek bakıyorsun. Şimdi de yine çalışma alanıma bakıldığında yapay zekayı bilmem gerekiyor. Evrimsel biyolojiyi bilmem gerekiyor. Bilişsel bilimlere dair bir şeyler bilmem gerekiyor. Estetiğe dair bir şeyler bilmem gerekiyor. Zihin felsefesine dair bir şeyler bilmem gerekiyor. Hani bunlar ömürlük çalışmalar. Disiplinler arası yapılan çalışmalardaki derinleşme sorunu insanın sınırlı kapasitesi ve ölümlülüğü yüzünden bence. Her neyse aldığım edindiğim kitaplar da hep bu minvalde. Hatta stoğacılık serimlerde benzer bir yayını şurada da John Miller'da da buldum. O da Spinoza ve Stoacıları kıyaslıyor. Bunu gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Çünkü ben Spinoza'yı anlatırken de okurken de Stoacılıkla çok fazla şeyle ilişkilendiriyordum. Tam da John Miller ikisi üzerinde uzmanlaşıp kıyaslıyor. Diyor ki mesela Spinoza'da konatus denen bir kavram var. Stoacılarda oikiasis diye bir kavram var. İkisini birlikte ikisinin birbiriyle aynı olduğu düşünülür. Hadi kıyaslayalım her şeyi böyle işte monizmini, ikisinin de monizmini, etik anlayışlarını tek tek bir araya getirip kıyaslıyor. Albaraka yayınlarından çıkmış ve göründüğü kadar uzlaşıp uzlaşmadığını göstermeye çalışıyor. Bu da benim sıklıkla yaptığım şeylerden bir tanesi. Bir şeyleri kıyaslamak istiyorum. Her şeyi o kadar karıştırdım ki bunları tekrar yerleştirmekte bir sorun olacak. Şimdi kitaplığın en üstünde el uzağı koyduğum e, kitaplar var. Bunlar benim için hakikaten böyle çok yeni karşılaşmalar. İslam felsefesi, tasavvuf ve Jung. Yalnız bunları bu şekilde kategorize etmiş olmamın bir anlamı var mı bilmiyorum. Yani hepsi benim çemberimin dışında kaldığı için. Şimdi Jung, mistisizm meseleleri, bu arketip meseleleri bana uzak. E böyle daha spiritüalist bir bakış açısı olduğu için o yüzden onları böyle aynı rafa koymuşum. İlk şu İslam felsefelerine bakalım. Sonra Yun kitaplarını çıkartırım. Sürekli hareket ediyorum. Ses nasıl olacak bilmiyorum ama tavsiye üzerine alınca Kapı Yayınları var. Yine tamadres.com merak ettiğim kitapları bana gönderebileceğini söylediğinde ee, inceledim. Altında çok fazla yayın evi var. Yani mesela alfa yayınlarını da görebiliyorsunuz. Bazılarının özellikle dağıtıcıları var. Orada kapı yayınlarıyla tanıştım. Şimdi benim daha önce bu alanda bir e, ilgim, merakım olmadığı için bilmediğim bir kısımdı. Ve e, yayın, o yayın evinin editörlerinden bir tanesi bu kitabı bana şiddetle tavsiye etti. Yani İslam tarihi ve İslam tarihi, İslam felsefesi, İslam düşüncesi üzerine Hazırlanmış en iyi kaynaklardan bir tanesi olduğunu söyledi. Böyle bir kutuda ciltte geldi. İki ciltten oluşuyor. Birinci cildin ismi Asr-ı Saadet, ikincisinin ismi Sadr-ı İs Sadr İslam. Birinci cilt Hz. Muhammed, onun peygamberliği ve Kur'an'ın mucizelerinden bahsediyormuş. İkinci cilt ise dört halife dönemi ve İslamiyet'in ilk karışıklıklarından bahsediyor. Şimdi bu şöyle bir şey. Normal şartlarda ben eğer bu kitapları doğrudan paylaşsaydım veya böyle kitaplığımın bir fotoğrafını görseydiniz ki oluyor Twitter'da ve Instagram'da sürekli insanlar şey yazıyor. İşte hakikatin yolunu buldu. Dilara doğru yola geldi. Ya da gidip böyle Meksika'da daha böyle spiritualist işler yapan arkadaş grubumla kakao seremonisine katıldığımda Dilara'yı kaybediyoruz. Mistik oldu falan yazıyorlar. Çünkü hepimizin kendimizi tanımladığı bazı etiketler var ve bu etiketlerle yaşıyoruz. Hani böyle Instagram'ımızda, Twitter'ımızda, biyografimizde yazar ya bu etiketler. Benim de kendi düşüncemi, kendimi konumlandırdığım bazı akımlar var değil mi? Dilara kimdir? Dilara'nın yaşam felsefesi nasıl oluşur? Dilara ateisttir. Dilara feministtir. Dilara ontolojide monist materyalisttir. Politikada muhaliftir gibi gibi kendimizi böyle etiketlere koyuyoruz ve bu etiketleri ekimi insanlar saklar. Çünkü bazı yayıncılar hakikaten maskeyle yayın yapıyorlar. İsimlerini bilmiyoruz. Bazıları da bunların e paylaşılması gerektiğini düşünür ve bir tavır, bir duruş sergiler. Ben de bir felsefeci olarak en azından kendim hani daha doğrusu akademisyen olma yolunda olan genç bir felsefeci olarak kendi tarafımı paylaşmanın ya da bunu yüksek sesle söylemenin bir çeşit sorumluluk olduğunu düşünmüştüm. Çünkü çoğunlukla aynı görüşü paylaşmadığım için ve burada da bir kitle varken diğer bu tarz insanlara cesaret verici olabilir. Yani insanları dinden çıkarmak bağımında değil ama cesaret verici olabilir. Çünkü bakıldığında pratik politik yaşantımız içerisinde aslında hangi dini inanca mensup olduğumuz Türkiye'de bazı yaptırımların, bazı uygulamaların işlemesi konusunda etkili. Türkiye Cumhuriyeti'nin %98'i Müslümandır denildiğinde diyanete ayrılan bütçeyle gerçekten bu ülkenin dini inanç yapısının bir mozeyi dürüstçe ortaya çıkartıldığında bekleyeceğimiz politikalar farklı olacak. Yani olurdu herhalde ideal bir Türkiye Cumhuriyeti'nde. İçeriklerimden bağımsız olarak ner nerede durduğumu açık yüreklilikle paylaşan biriyim. Böyle İslam felsefesi kitaplarına para ödüyor olmam ya da ezoterizme merak sarmış olmam artık başka bir şey arıyor olmam, ateistlikten vazgeçtiğim anlamına gelmiyor. Öncelikle bunu bir açığa kavuşturalım. Buradaki konu şöyle bir şey. İki yanı var bunun. Bir, ben çok meraklı bir insanım. Hakikaten yani kahve almaya gittiğimde eğer ilk kez o kafeye gittiysem o kahvenin çekirdeğinin ne olduğuna kadar sorarım. Ee, o yüzden baş belası bir müşteriyimdir genellikle. Bilmediğim şeyler beni rahatsız eder. Ciddi manada. Yani insanlar bana bir soru sorduğunda, bir şeyden bahsettiklerinde, ben bir argüman ortaya koyduğumda ya da yeterince güçlü bir zeminde yükselmediğini düşünüyorsam o beni rahatsız eder. Buradaki felsefe tarihi videolarının her biri çok derinlemesine analizler değil ama bu kanalın konsepti o değil çünkü. Bu noktada artık belirli bir eğitim aldıktan sonra batıya 3 aşağı 5 yukarı kaba taslak bir fikrim var. Kim ne diyor? Bunu bir öğrendikten kim ne diyor? Bunu öğrendikten sonra diğer yerlerde neler oluyor diye merak ettiğimi söyledim. E, İslamiyetle ilgili bir fikrim elbette var. Yani ister istemez bu kültürel yapı yapılanma içerisinde doğmuş büyümüş bir insan olarak bir fikrim var. Kur'an-ı Kerim'i iki ya da üç kez okudum. Hatta çocukken böyle Kur'an kurslarına gidilir, işte Arapçası öğrenilir. Ben de Arapçasını okuyordum. Tabii Arapça bilmedikten sonra e, İslamiyete dair bilgi sahibi olmakla. Kur'an'ı Arapçadan okuyabilmek arasında hiçbir korelasyon yok ama şunu demeye çalışıyorum. Başlangıçta ateist olarak doğmadım tabii ki de. Yani bir merak, bir ilgi, bir araştırma söz konusuydu kendimce. Bir noktadan sonra e, vaktimi başka bir alanda araştırmaya harcadım. Şimdilerde yayın yapmaya başladığımda hem de bir içerik üretmek istediğim için e, tekrar tekrar merak başladı. Çünkü İslam felsefesi üzerine bu kanalda hiçbir yayın yok. Dahası İslam felsefesi o kadar kocaman bir çatı ki İslam felsefesini sadece İslam dinini anlattığını düşünen insanlar var. Bu bir yanılgı. Bunu böyle genel kültür, genel kültürel bir yapı olarak görmek lazım. Önce tarihini okurum genellikle bir şeylerin e, o tarihi anlamak adına. Sonrasında felsefesini, bilimini okumaya başlarım. O kitap önerildi kapı yayınlarından. Ona bakılabilir. E, ayrıca Litera Yayıncılık'tan, bunu Kitap Yurdu'ndan almıştım. İslam Felsefesi Filozoflar ve Eserleri isimli bir kitap aldım. Şimdi bu kitabın yazarları, de İslam felsefesi üzerine çalışmalar yapan, biri Avrupa hatta biri Avrupalı iki tane akademisyen ve editörlüğünü yapıyorlar. Yani içinde 30'dan fazla makale var. Her bir makale başka biri tarafından gönderilmiş. İşte İbn Rüşd üzerine başka biri yazmış gibi. Bundan daha güzel bir İslam felsefesi, bütün yani kapsayıcı bir İslam felsefesi kitabına ee, henüz rastlamadım. Ebu Bekir, Farabi, işte İbni Rüşt, İbni Sina gibi gibi işte Katibi, Nasreddin Tusi gibi e, bu alanda İslam coğrafyası içerisinde üreten herkese dair parçalar var. Üzerine konuşulan kişilerden bazıları Müslüman bile kabul edilemez hatta. Dediğim gibi çünkü İslam felsefesi İslam dininden ibaret değil. Bir de tasavvuf ve ezoterizm konusu var. Hakikaten bu ömür bunların ne kadarına okumaya yetecek bilmiyorum. Göreceğiz. Umarım vaktim olur. Meksika'ya gittiğimde orada daha böyle ezoterizmle, mistisizmle, spiritüalist konularla ilgilenen bir topluluğun parçasıydım. Yani orası bir topluluktu. Manifestoları var. Her şeylerini birlikte paylaşan, yaşayan insanlar bunlar. Hatta Muğla'da da böyle bir yer var. Oradaki insanlarla ilişkilerim muazzamdı çünkü her biri böyle daha sevginin paylaşılması temelinde yaşayan insanlar olduğu için en başta ben çok ciddiyim tam bir böyle kapalı akademik kafayla yaşayan, insanlara karşı böyle günaydın falan deyip geçen biriyken beni açtılar. Çünkü ben hayatımda bu kadar gönülden, içten ilişkiler kuran insanlarla karşılaşmadım. 8 Mart'ta kadın çemberi dedikleri bir şey yaptılar. Bana da gelir misin dediklerinde hayır demedim yani. Hani ne olduğunu merak ediyorum. Her şeyi öğrenmek istiyorum ya. Orada mesela Rumi'den, Mevlana'dan çok fazla söz ettiler. Onun sözlerini... Görselleştirerek grafikleştiren bir tasarımcı var, Rasuli. Onun çalışmalarına baktılar. Rasuli'nin imgeleri üzerinden Rumi'nin kitaplarına gittiler ve bunu yapan kişiler böyle Viyana'lı, Alman, Meksikalı, İngiliz olunca. Ne kadar bilmiyorum diyerek kendimi yine kötü hissetmeye başladım. Sonrasında geri döndüğümde tasavvufa dair çalışma yapacağım ve ben de bir fikir sahibi olacağım diye kendime söz vermiş. Bana gerçekten ilham verdiler. Söyledikleri şeylerle ontolojik bakımdan aynı fikirde değiliz. Yani aramızda çok büyük bir ayrım var. Bir insanla konuştuğunuzda enerjiden söz ediyorsa hemen şunu sorarım. Enerji diyorsun ama biz bu kelimeyi kullanırken aynı anlama mı gönderimde bulunuyoruz? Nasıl bir enerjiden söz ediyor? Bu içkin bir şey mi? Aşkın bir şey mi? Ya da varlıktan söz ederken hemen idealist mi, materyalist mi bunları anlamaya çalışıyorum. Şimdi benim konumlandığım yer zaten köken olarak farklı. Çünkü ben içkinlik metafiziğinde düşünen, monist, materyalist gelenekte çalışan, böyle olduğuna inanan biriyim. O noktada köken olarak farklı olsak da hakikaten bundan ne anlamalıyım, bunu nasıl görmeliyim merak ediyorum. Yine tam adresteki kapı yayınlarında Tasavvuf Meseleleri isimli bir kitap var buldum. Bildiğiniz gibi yani bu İslam'ın yorumlarından ve yaşanma biçimlerinden bir tanesi. Burada sıklıkla sorulan sorular var tasavvuf hakkında. Abdülbaki Gölpınarlı da bunlara yanıt vermiş. Buna bakılacak. Onun dışında şey vardır ya İlginizi neye yönlendirirseniz gözünüzü o parlar. Algıda seçicilik deniyor buna psikolojide. Şimdi öyle bir topluluğun içerisinde olduğunuzda ve o insanlarla sürekli diyalog kurduğunuzda bu defa gözünüze takılan, gözünüze gelen, kulağınıza gelen şeyler bu minvalde olmaya başlıyor İşte sembolizm. Sembollerin dili, yaşamı, işte mistisizm, ezoterizm gibi şeyler çok fazla parlamaya, karşılaşmaya başlıyorsunuz. Mesela ben çok rahatsızlandım böyle 2-3 gün yatak döşek yattım. Yani öncesinde zehirlendim, sonrasında ateşlendim. Hakikaten 56 saat kadar uyumuşum. Ve ben baygın bir şekilde uyurken başımda ayin yapmışlar. Şimdi bu çok acayip bir durum. Küçümsediğim ve alaycı alaya aldığım için gülmüyorum. İkisini de çok seviyorum. hatta böyle Zoom üzerinden konuşuyoruz. E birbirimizle paylaştığımız duygular var. Aynı şeye inanmıyor olsak da. Başımda ayin yapmışlar. Bana böyle bileklik takmışlar. Yatağıma belirli bir şekilde efsunlanmış taşlar koymuşlar. Çünkü bir ara şeyi hatırlıyorum. Böyle bir dumanlar, bir e, sisler vardı. Alnıma bir şeyler koyulmuştu. Fotoğrafları var. Sizinle onu paylaşırım. O zaman e, bir, bir birinden bahsetti. Arkadaşlarımdan biri bu Avrupalı olan. Ezoterizmden bahsetmeye başlamıştı. Ben de ön yargılarımın hepsini epokheye uğratmış anlamak üzere orada olan bir araştırmacı meraklı bir yazar bir içerik üretici olarak dinledim ve döndüğümde yine bu ıı, kapı yayınlarının editörlerine ezoterizmi sorduğumda direkt bana René Genon'un telaffuzun fransızca doğru bir şekilde telaffuz edememiş olabilirim bu ezoterizm serisini önerdi. Bu 7 kitaptan oluşuyor. Modern dünya, doğu ve batı, Hristiyan ezoterizmi, büyük üçlü, Hindi doktrinleri, Dante ezoterizmi, ahir zaman alametleri gibi iyisi e, kitapları var. Şimdi zaten Dante Ezoterizmi gibi bir kitabı ben normalde de okurum. Ayrıca Hinti doktrinlerini de merak ettiğimi söylemiştim. Anladığım kadarıyla ezoterizm konusunda yapılan en kapsamlı çalışmalardan bir tanesi ki zaten yazarı da epey saygı gören, bu alanda kabul gören biriymiş. Büyük bir merak kaynağı olarak bu seride diğer kitapların yanında en üstte duruyor. Kendi işlerimi hallettikten sonra e, büyük bir zevkle böyle ilkbahar yaz döneminde bunları okuyacağım. Videomuz epey uzamaya başladı ama aralarda sohbet de ediyoruz. Şimdi bilim serisinden daha hızlıca bahsedeceğim. Çünkü zaten içeriklerini bilmiyorum henüz okumadığım için. Ama her biri yine sıkı sıkıya araştırmalar, editörler ve yayın evleri tarafından tavsiyelerle alındı. Bilim serisine geçmeden önce bir kitaptan daha bahsedeceğim. Bedenin Tarihi. Bu bir seri. Bende şu an sadece ilk kitabı var. Ben daha önce bedenin tarihini sanat tarihi bölümünde bir makale yazarken kullanmıştım. Performans sanatına dair bir sunum yapacaktım. Kütüphaneden araştırıp gerekli kısımları alıp kullanmıştım ama baştan sona okuyup edinmemiştim. Alfa yayınlarından çıkan bir seri bu. Her birini henüz edinmedim. Birincisinden başlarım diye düşündüm. Rönesans ve Aydınlanma arasında beden imgesinin neyi temsil ettiği, anlam kımından neye işaret ettiği ve biçiminin nasıl kazandığını yani bu karşımıza çıkan biçimleştirmeyi, bu üslubu nasıl yorumlamamız gerektiğine dair bir Çalışma muazzam bir çalışma. Fol kitap ne kadar güzel şeyler yapıyor. Yani Fol yayınlarının e, felsefe serisine bayılıyorum. Bende de böyle zihin felsefesi, evrenin yolculuğu gibi e, pek çok kitap vardı. E, yine ilgimi çekebileceğine inandıkları yeni çıkan kitapları da bana gönderiyorlar sağ olsunlar. Bir tanesi e, Kopernik'ten Einstein'ı Uzay, Zaman ve Hareket adlı kitap. Diğeri ise 21. yüzyıl için Tanrı. Bunu direkt okudum. Gelir gelmez e, baktım. Çünkü benim yayınlarımla çok alakalıydı. Bu Tanrı üzerine yapmış olduğum din felsefesi serisiyle. 21. yüzyıldaki fizikteki gelişmelerin e, Tanrı argümanıyla çelişik değil. Aslında bunların aynı bağlam içerisinde birbirini destekler bir nitelikte nasıl kullanılacağını anlatıyor. Farklı farklı yazarlar var. Farklı farklı makaleler var. Atıyorum Darwin'in yaptığı şey Tanrı'yı öldürdü mü? Veya Big Bang Tanrı'nın varlığını geçersiz kılar mı? gibi sorular var. O yüzden teistseniz bilime meraklı, inancını akılla temellendirmeye çalışan bir teistseniz kesinlikle bakmalısınız. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Carlo Rovelli'nin Fizik Üzerine 7 Kısa Ders isimli bir kitabını buldum. İşte parçacıklar, evrenin mimarisi, kuantum kuramı gibi kuramlar var. Bunları bir araya getirip bir içerik haline de getireceğim ama buna cüret edemiyorum şu an. Yani özellikle akademiden çıkan insanlarda bunu görüyorum. Yani master tezi yazan, işte doktora yapan kişiler biraz daha bir alanda yayın yapmak konusunda mütevazi oluyorlar sanırım. Lisans demiyorum. Bakın tez yazdıktan sonra bir alanda uzmanlaşmanın ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz. Ve kalkıp fizik üzerine video çekecek insan ben miyim diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ben de burada kalkıp evrim anlatsam anlatırım aslında ama e, yapmıyorum. Bir, ama bir yerden sonra şunu düşünmeye başladım. Aslında bu bir hikaye anlatıcılığı değil mi? Yani sizin burada beni takip etmenizin sebebi başka kimsenin Platon anlatmaması değil de Dilara'nın hikaye anlatıcılığından, Dilara'nın açıklama modelinden hoşlanıyor olmanız. O yüzden ben de okuyup işte parçacık kuramından ne anladığımı anlatarak bunu felsefe ile birleştirerek sizinle paylaşabilirim diye düşündüm. Şimdi benim bu aralar bayıldığım iki tane bilim yazarı var. Biri John Gribin, ikincisi ise Paul Davis. Şimdi John Gribbin'in John Gribbin'in kitaplarının isimleri dahi muazzam. Bilim yazarları hakikaten çok iyi isimler buluyorlar. Her şeyin nedeni dünyadaki yaşam mucizesi. Olası görünmeyen 8 olasılık. Bunların her biri alfa bilimden çıktı, hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde. Yine John Gribbin'in Derin Basitlik, Karmaşa, Kaos Üzerine İnsan Olmak isimli bir kitabı diğer bilim yazarı Mary Gribbin'le birlikte hazırlamış bunu. Bu kitaplar büyük merak kaynağı benim için. Oturup böyle bir John Gribin serisi yapıp bir dönem boyunca bunları okuyacağım sanırım. Gerçekten bitmeyecek. Şu an önümde yığınlar oluştu. Yapay zeka ve bilinç kitapları kaldı. Sanırım onları başka bir içerik yapacağım. Çünkü o asıl e, konu. Yani benim çalışmalarımın konusu da olduğu için. Hem çok fazla kitap var hem o konuda bir şeyler anlatmak istiyorum. Yapay zeka ve bilinç kitaplarını bir kenara bırakalım. Ee, Sean Carroll'ın Büyük Resim adlı kitabı var. Ee, yaşamın, anlamın ve evrenin kökeni üzerine. Şimdi buradaki şeyi görüyorsunuzdur. Paternim, deseni görüyorsunuzdur. İslam ve ezoterizm çemberimin dışında diye okuyorum. Hala kendi monist, materyalist e, felsefemi de bir noktada bilim aracılığıyla da sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Hepsini bir araya getirdiğimizde farklı şeyler söylüyor gibi olsalar da tek bir sorunun etrafında dönüyorlar. Her şeyin anlamı ne? Büyük resim, Carl Sagan'ın işte Kozmos gibi kitapları, Stephen Hawking'in Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar gibi kitapları hep böyle aynı minvalde dönüyorlar. Benim şimdilik bahsedeceklerim bunlar bilinç ve yapay zeka hariç. Yayın evleri zaten her birimizin bildiği üç aşağı 5 yukarı takip ettiği yayınlar, yayın, yayın evleri. Bahsettiğim kitapların her birine tek tek link veremesem de şöyle bir anlaşmamız var. E, bu bahsettiğim kitap platformlarından aldığım, incelemek üzere aldığım kitaplara bir link yaptık. Bu linkten siz kitap alınca ben para falan kazanmayacağım. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir anlaşma yok. O, o konuda içiniz rahat olabilir. Trend yol değil yani bu. E, sadece her seferinde e, hani Dilara neleri seçti? Dilozof neleri öneriyor? Tek bir linkte toplansın. Böyle videolarda ben de sizinle bunu Paylaşayım diye oluşturduk. Çünkü aksi takdirde bu listeleri tekrar 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 sizinle paylaşmama imkan yok. Orada birikecekler bunlar. Bu linkleri yani Dilozof'un seçtikleri adlı linkleri açıklama bölümüne ekleyeceğim. Çok fazla şey söyledik. Hem bir kitap önerisi videosu oldu hem çalışma planıma dair bir şeylerden bahsettik. Hem benim anılarımdan Zen Budizmi, İslam, Ezoterizm gibi yeni meraklarımdan ve bunun nedenlerinden söz ettik. Umarım notlar alarak bazı konularda fikir edinerek bu videodan ayrılırsınız. Sizin başka önerileriniz varsa veya bu önerdiklerim arasından okuduğunuz hakikaten iyiydi veya okudum asla beğenmediğim dediğiniz şeyler varsa yorumlar bölümünü merakla takip ediyor olacağım. Onu paylaşabilirsiniz. Bu o video'nun içerisinde bahsedilen kitapların ciddi manada iyi olduğunu düşünüyorsanız, bir kılavuz niteliğinde olduğunu düşünüyorsanız, e, videoyu paylaşırsanız sevinirim. Gelecek videoda görüşmek üzere meraklı kalın. Hayatımı genişleyen halkalar halinde yaşarım ben. Belki sonuncusunu başarmak gelmez elimden, ama yine de denemek isterim.